askere düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerdim. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ben Gizem Öner. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Bütçe görüşmelerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile konuştu. Çiftçiye ödenen tarımsal destek tutarını açıkladı. Orman yangınları meselesi üzerinden tansiyon yine yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri görüşülüyor. Görüşmeler sırasında kürsüde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir ile açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli'nin gündeminde çiftçiye ödenen tarımsal destekler vardı. Tarımsal destekler 19 yılda 396 milyar lira reel tarımsal destek ödedik. Desteklerimiz son 2017'den bu yana tam iki misli arttı ve 12.9 milyardan 26 milyara geldi. Şimdi bazı hatipler şunu söylediler. Destekler neden bir yıl geriden geliyor? Biz üretime destek verdiğimiz için desteklerin bir yıl geriden gelmesinin çok tabii olduğunu da burada hatiplerimize hatırlatmak istiyorum. Pakdemirli önümüzdeki birkaç yılda çiftçinin zarar etmeyeceğini düşünüyorum dedi. Bu emtia fiyatları dünyada neler oldu? Ne oldu da bu kadar yükseldi? Dünyada aslında çok bir şey olmadı ama ellerinde çok büyük parası olan dünyadaki fonlar bu emtialara girdikleri için bu emtia fiyatları arttı. Bu çiftçi için geleceğe yönelik risklerden bir tanesi emtia fiyatlarının geriye doğru gelmesidir. Ama 2022 hasat dönemi için bu gözükmüyor. Çünkü her halükarda gübre, mazot ve diğer maliyetler dünyada da arttığı için maliyetler yüksek oluşacak ve bu yüksek maliyetlerle üreten çiftçimiz malını zarar etmeden satıyor olacak. Önümüzdeki birkaç senede çiftçimizin bir zarar etme ihtimalini görmüyorum. Mecliste tansiyonu yükselten konulardan biri de orman yangınları oldu. Bakan Pakdemirli ateşe benzin dökenlerle mücadele etmek zorunda kaldık dedi. Bir yandan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da ateşe benzin dökenlerle mücadele etmek zorunda kaldık. Başarımızın en önemli unsuru orman kahramanlarımızdır. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Yangınları biz çıkarmadık ama biz söndürdük. Kahramanlarımıza rahmet diliyorum. Söndürmek için can verdik. Bir Fatiha okumayı öğrenin önce. Önce bir Fatiha okuyun da ondan sonra konuşalım. Önce bir Fatiha okuyun da ondan sonra. Hiçbiriniz o cenazelerde yoktunuz. Hiçbiriniz o cenazelerde yoktunuz. Seslerin yükseldiği ortamda araya Meclis Başkan Vekili Celal Adan girdi. Bir dakika onları da susacak. Şimdi ben rica ediyorum. Sayın milletvekilleri bir dakika ya. Ya ne bağırıyorsun kardeşim? Bir dakika dur ya. Bağıran milletvekillerini bir kere çok değerli grup başkan vekilleri süreci takip ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partimizin değerli grup başkan vekili not alıyor. Diğer grup başkan vekilleri not alıyor. Şu bağıran milletvekillerimiz kulise gitseler bağırmayacaklar. Gidin kendi aranızda konuşun, bağıracaksanız bağırın. Meclisi bağırarak meşgul etmeyin. Bütçe görüşmeleri sırasında yükselen tansiyon MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi. Bu konu üzerinden Millet İttifakı üyelerine sert sözlerle yüklendi. Zaman zaman sesler yükseldi, tartışmalar aldı başını gitti. Mecliste bütçe görüşmeleri çok kızışmalı geçiyor. Bu konu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Devlet Bahçeli, CHP, HDP ve İYİ Parti'ye çok sert tepki gösterdi. Artık CHP'yi HDP'den, Kılıçdaroğlu'nu terörist Demirtaş veya terörist Karayılan'dan ayırt etmek, ayrı değerlendirmek neredeyse imkansızdır. Eline ve diline hakim olamayan, şuur ve ruhunu çaldıran Kılıçdaroğlu istikameti kaybolan, iradesine terörizmin ambargo koyduğu bir şahıstır dedi. HDP'li milletvekillerine de sert sözlerle yüklendi Bahçeli. Bir HDP'li vekilin Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz açıklamasına sessiz kalıp bu bölücünün genel kurul çalışmalarına 3 birleşim katılmama cezasına itiraz eden Kandil'in yeni CHP'sidir. İçişleri Bakanımıza çakal demek de soysuzluk ve terör seviciliktir diye konuştu. İttifak ortağı bakanlara yönelik söylemler üzerinden açıklamasını sürdüren Devlet Bahçeli,
Meclis kürsüsünü lekeleyip demokrasiyi ve milli iradeyi hedef alarak terörle mücadelede insanüstü mücadeleler sergileyen bakanlarımıza dil uzatan sefiller, meydanın boş olduğunu sanmasınlar. Türk milleti her şeyin gözlemcisi, her gelişmenin takipçisi, her terör hayranının da hasmıdır ifadesiyle Millet İttifakı'nı eleştirdi. Üniversite zenginliğine ve yeterliğine sahiptir. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarıyla devam ediyoruz. Şentop erken seçim meselesine değindi. Erken seçimi anlamlı kılacak bir şey olmadığını söyledi. Yeni anayasa tartışmaları da gündemindeydi. Gelmedi seçim kanunundaki değişikliklerle ilgili. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Dolmabahçe Sarayı'ndaki Başkanlık İstanbul Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gündeminde erken seçim meselesi vardı. Siyaseten bunu anlamlı kılacak bir şey yok dedi. Erken seçimle ilgili de bir hüküm konuldu. Onun da sebebi şu, beklenmedik derece, olağan dışı, olağanüstü tıkanıklıklar olabilir sistemde. Bunları açmanın yolu her zaman halka gitmektir. Böyle bir çıkış kapısı acil, gerekli durumlarda kullanılmak üzere ama şartları çok ağırlaştırılmış şekilde bir imkan verdi. Dolayısıyla hukuken çok büyük zorluklar taşıyor. Öbür taraftan siyaseten de bunu mantıklı, anlamlı kılacak bir şey yok. Kamuoyunu meşgul eden yeni anayasa tartışmaları da Mustafa Şentop'un gündemindeydi. Anayasa tartışmalarının yapılabilmesi için anayasa hükmü şeklinde somut tekliflerin ortaya konması lazım dedi. Yeni anayasa tartışması açılınca bu tartışmayı sıfırdan başlayıp yapmaya çalışanlar var. Bunu Türkiye'nin birikiminden bir haksızlık olarak görüyorum. Yani biz sloganlar veya ilkeler düzeyinde bir anayasa tartışması artık yapmamalıyız. Çünkü bunları açtı Türkiye. 2012-2013 yıllarında aslında bütün siyasi partilerin somut anayasa teklifleri oldu. Şüphesiz hani 2012'de öyle demiştik, şimdi başka diyoruz, herkes diyebilir ama somut teklifler, bir anayasa hükmü şeklinde teklifler ortaya konulması lazım bu tartışmaların yapılabilmesi için. Meclisteki bütçe görüşmelerinde meydana gelen tartışmalar da gündemindeydi Şentop'un. Şentop, ölçüyü muhafaza etmek gerek diye konuştu. Bilhassa genel kurulda meydana gelen olayların çok üzüntü verici olduğunu ifade etmek isterim. Parlamentolar her zaman farklı tansiyonlarda, zaman zaman yükselen, zaman zaman düşen tansiyonlarda tartışmaların olduğu yerler her zaman. Fakat bunlar hep böyle sözlü tartışmalar, kelimelerle yapılan tartışmalar ve belli bir düzeyinde altına düşmeyen tartışmalar olduğu olmalı. Zaman zaman şüphesiz bazı bundan, bu dediğimden sapmalar meydana gelmiştir ama bir ölçüyü her zaman muhafaza etmek, korumak gerekir. Fizik müdahaleye varan bazı tartışmaların doğru olmadığını, milletimizi rahatsız eden görüntüler olduğunu ifade etmek isterim. Asgari ücret ne kadar olacak? Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu meselede desek yanlış olmaz. Net rakam son toplantıya kaldı ama siyasilerden umut verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Abi geçme abi. Türkiye'nin gözü kulağı asgari ücret komisyonundan çıkacak kararda. Toplantıların en son üçüncüsü yapıldı. Net bir karar alınamadı ve net rakam dördüncü toplantıya kaldı. Süreç devam ederken siyasilerden de vatandaşı ümitlendiren açıklamalar peş peşe geliyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da asgari ücret konusuna ilişkin konuştu. Açıklanacak rakamın herkesi memnun edecek bir rakam olacağını söyledi. Hayat pahalılığının vatandaşımızı birinci derecede etkilediğini biliyoruz. Bunun ekonomide ne tür sonuçlar ortaya çıkardığının farkındayız. Bunların nasıl telafi edileceğinin, bunların nasıl bir şekilde vatandaşımızın yükünü azaltacak şekilde tedbirlerin alınacağının da hepsinin farkındayız ve kalem kalem bunların üstünde çalışarak vatandaşımızın yükünü hafifletmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede devam etmekte olan özellikle işçi asgari ücret konusunda başından itibaren ifade ettiğimiz gibi herkesi tatmin edecek hakkaniyetli bir asgari ücret açıklanacak ve 2022 yılının başından itibaren de uygulanacaktır. Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan İdris Aksöz bugün memleketin Nevşehir'de toprağa verildi. Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde görevliydi.
Henüz gençliğinin baharındayken hain terör örgütü mensupları onu hayattan kopardı. Piyade uzman Çavuş İdris Aksöz'ün şehadet haberi baba evine kor gibi düştü. Şehit İdris Aksöz memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Aksöz'ün Türk bayrağına sarılın naaşı helallik alınması için İstanbul'daki baba evine, ardından Alacaşar köyüne getirildi. Şehit Aksöz için Aşağı Mahalle Camisi'nde tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu aktı. Şehit Aksöz'ün yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin kardeşi Ramazan Aksöz törene askeri üniformayla katıldı. Şehidin naaşı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda karşılaştığı Kocaeli Spor'a 2-0 yenilerek liderlik fırsatını kaçırdı. Dadaşlar 5 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda karşılaştığı Kocaeli Spor'a 2-0 mağlup oldu. Kocaeli Spor'la Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kocaeli Stadyumunda karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Cisse ve 87. dakikada Diop kaydetti. Zirve mücadelesi veren Büyükşehir Belediye Erzurumspor 5 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrılırken 28 puanla ikinci sıraya düştü. Son 3 maçını kaybeden Kocaeli Spor ise aldığı galibiyetle puanını 23'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi. Yani vazgeçmeyeceğiz. Bundan tabii dersler çıkaracağız. Aynı kadroyla oynuyoruz, istikrarlı kadroyla oynuyoruz. Ama şimdi bir haftada 3 maç oynayacağız. Vazgeçmeyeceğiz tabii. Bir mağlubiyet aldık diye. Üzüldük tabii. Üzüntü duyduk. Vazgeçmeyeceğiz. Hedefimizden sapma yok. Salı günü oynayacağımız Gençler Birliği maçında tekrar o çıkışımızı devam ettireceğiz. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akça ise uzun süre kendi evlerinde galibiyet sevinci yaşamadıklarını dile getirdi. Kontra atak takımıyız dedi. Uzun süreden beri kendi evimizde kazanma, maç kazanma sevincini yaşayamamıştık. Bu akşam lider sayılan bir takıma karşı üstünlük sağlamak, kendi evimizde taraftarımızı, seyircimizi mutlu etmek, camiamızı mutlu etmek bizi de mutlu etti. İkinci bölgedeki saldırganlığımızla zaten kontratak takımıyız biz. Ve bu özelliğimizi korumaya devam edeceğiz. Şimdi bir çocuk şairi getireceğiz ekranlarınıza. Alper Yılmaz 10 yaşında ve 5. sınıf öğrencisi. Alper, şair olma yolundaki ilk adımını attı. Gönülden Damlalar isimli kitabını çıkardı. Bir anda yaz, normalde 2-3 yıldır yazıyorum ama böyle çıkınca daha bir heyecanlandım, mutlu oldum. Alper Yılmaz henüz 10 yaşında. Yılmaz şair olma yolunda ilk adımını attı. Gönülden Damlalar isimli kitabını okuyucuların beğenisine sundu. Alper Yılmaz henüz 10 yaşında ama kendisi çıkardığı Gönülden Damlalar kitabıyla şehrin en genç şairi oldu. Erzurum'da 5. sınıf öğrencisi olan Alper Yılmaz çocuk akademisi ve yazarlık dersinde fark etti gelecek ışığını. Kalemini eline aldı, hayallerini döktü mısralarına. Ve daha 10 yaşındayken kendisinin gelecek çizgisini belirleyen Gönülden Damlalar isimli şiir kitabını çıkardı. Genellikle doğa konulu veya mesela ben çok şiir yazdığım günler oluyor. O günlerde etrafımı çeviriyorum. Bana ilham olacak bir şeyler var mı diye onların üzerine yazıyorum. Halihazırda 35 tane şiir var, devamı da gelecek. Çocuk Akademisi ve Yazarlık Dersi Öğretmeni Taner Özdemir bu süreçte en büyük destekçisi oldu. Böyle kendini ifade etme konusunda ön plana çıkan öğrencilerimizden biri Alper oldu.
Şiirlerim var dedi hocam. Bakalım dedim Alper, şiirlere baktık. Her alana özgü şiirler, duygu ve düşüncelerini çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Bunu değerlendirmemiz lazım dedim. Çalışmalarımızı başlattık. Şiirlerimizi kontrol ettik, çıkardık, eklemeler yaptık. Akabinde Kültür Bakanlığı'na başvurumuzu da yaparak Alper'in yazarlık başvurusunu da gerçekleştirdik. Çocuklarımızın mutlaka sosyal anlamda duygu ve düşüncelerini ifade etme konusunda açılmaları gerekiyor. Biz bu başlangıcı Alper'de yaptık. Alper onu bize verdi. Biz Alper'den inşallah bir değil, 100 kitap ve damga vuracak kitaplar bekliyoruz. Biz ona inanıyoruz, güveniyoruz. Alper Yılmaz'ın bir idolü de var. Bu arada aldığım örnek bir şair olarak da Sezai Karakoç diyebiliriz. Çocuk şair Alper Yılmaz'ın en büyük hedefi ise Sezai Karakoç'u benim örnek aldığım gibi gelecek nesillerin de beni örnek almasını isterim. Kış geldi. Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı arttı. Hal böyle olunca kayak severler de hafta sonunu kayak merkezinde geçirdi. Güzel havanın tadını çıkardı. Kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı. Kayak severler hafta sonu Palandöken'e akın etti. Palandöken Kayak Merkezi uzun pistleri ve kar kalitesiyle turist çekiyor. Güneşli havayı fırsat bilenler de hafta sonu güzel havanın tadını çıkarmak için Palandöken'e gidiyor. Hafta sonu da yoğunluk yaşandı. Kayak severler güneşli havada kayak ve snowboard yaparak eğlencenin tadını çıkardı. Kayak merkezinde bu hafta sonu itibariyle kayak sezonu başladı. Kayak merkezinde bulunan otellerde de rezervasyon işlemleri sürüyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yumurta Tavukçuluk Birimi öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Birimdeki tavuklardan %90 verim elde edildi. Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı ders görmesi ve araştırmalar yapması amacıyla kuruldu. Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde bu yıl %90 verim elde edildi. Şu an tavuklarımız 42 haftalık ve verim düzeyimiz %90'a ulaştı. Pik verim düzeyindeyiz. Yani günlük yaklaşık olarak 4000-4500 yumurta dolayında yumurtamız oluyor. Araştırma merkezi üniversite kampüsünde bulunuyor. Çeşitli kanatlıları besliyorlar ve birimde saatlik yumurta üretimi yapılıyor. Yumurtaların özelliği ise? Yumurtalarımızın özelliği tabii günlük dahi olmaması, saatlik olarak hali hazırda gördüğünüz üzere üretim sürekli 24 saat devam ediyor. Günde iki defa üretimin yapıldığı birimin misyonu öğrencilere ev sahipliği yapmak ve uygulamalı eğitim vermek. Tabii merkezimizin misyonu aslında üretim amaçlı değil. Merkezimizin misyonu Atatürk Üniversitesi hayvancılık araştırmalarına ev sahipliği yapmak ve aynı zamanda Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencilerimize uygulama eğitimleri vermek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini %16'dan %15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası piyasaların beklediği faiz kararını 16 Aralık perşembe günü açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Kasım ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek %16'dan %15 seviyesine çekilmişti. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 100 baz puan indirilerek %14'e çekileceğini tahmin ediyor. 16 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu sırada yerli aşı Turkovak'tan da sevindirici haber geldi. Gönüllüler üzerinde denenen yerli aşıda herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı açıklandı. Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken aşı çalışmaları da kesintisiz sürüyor. Yerli aşı Turkovak'tan da sevindirici haber geldi. Uzmanlar faz 3 çalışmalarına ilişkin 74 gönüllüyle yapılan aşılarda yan etkiye ve koronaya rastlanmadığını açıkladı. Son zamanlarda daha hızlı bulaşan ve çocuklar üzerinde daha fazla etkiye sahip olan omikron varyantı ile ilgili de açıklama yapan uzmanlar, aşıların omikron varyantına karşı etkinliğinin henüz bilinmediğini söylüyor. Acaba aşılar bu omikron varyantına etkili mi, etkili değil mi? Bu konuda da kesin bir sonuç yok ama daha hızlı bulaştığını ve çocuklarda daha etkili olduğuna dair yayınlar bulunmakta. O yüzden özellikle ebeveynlere ben seslenmek istiyorum. Aşı olmamış anne ve babalarımız çocuklarına hastalıklarını bulaştırmamaları için mutlaka aşı olmaları gerekiyor. Sonuçta hiç aşı olmamış ve Covid geçirmemiş kişilerin yerli aşı Turkovak'ta gönüllü olmalarını söyleyen uzmanlar vatandaşlara çağrıda bulunuyor. O yüzden hastalığın yayılmasını, salgının dünya çapında da yayılmasını önlemiş oluruz. Dışa bağımlı olmayız. O yüzden Turkovak gönüllüsü olmalarını davet ediyorum herkese. Araç dışına çıkmadan el yapımı patlayıcılara yönelik keşif yapabilecek Mehmetçiğin yeni yardımcısı Meti Kara Kuvvetleri envanterine girdi. Haberi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir duyurdu. Türk savunma firmalarının ürettiği yeniliklere bir yenisi daha eklendi. Çalışmaları tamamlanan yerli ve milli araç Meti, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Mehmetçiğin sahadaki yeni yardımcısı olan Meti, araç dışına çıkmadan el yapımı patlayıcılara yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale yapabilmek amacıyla üretildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Demir, Meti'yi Mehmetçiğimizin sahadaki yeni yardımcısı olarak tanıttı. Kastamonu'daki sel felaketinin üzerinden 4 ay geçti. Bu süreçte Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şiddetli yağışların ardından yaşanan selde felaketi yaşadılar. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi 11 Ağustos'ta sel felaketine sahne oldu. Yaşanan selde can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasar oluştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda bakanlıklara ait birimler temizlik çalışmalarının ardından kenti yeniden imar etmek için çaba gösteriyor. Kamu ve özel sektöre ait 10 bine yakın personel ve 2207 iş makinesi Kastamonu'da görevlendirilirken, Jandarma, Orman Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi ve gönüllülerden oluşan toplam 3190 personel, 225 araçla temizlik çalışmalarına katıldı. Bozkurt'taki selzedelere eşya zararları için 34.833.000 lira destek sağlandı. Kaymakam Murat Atıcı, selin ilk anından itibaren başlatılan arama kurtarma ve temizlik çalışmalarının akabinde geçici iş yerleri ve konteyner yaşam alanlarıyla ilçede hayatın normale döndürüldüğünü söyledi. Öte yandan TOKİ tarafından 477 konutun ihalesi de yapıldı. Yetkililer projelerin 150 gün içinde tamamlanacağını ifade ediyor. Denizlerin kuru fasulyesi olarak adlandırılan hamsi son zamanlarda tahtını istavrite bıraktı. 30 liradan tezgahlarda boy gösteren hamsiye rağbet düşerken Karadeniz'den bol miktarda çıkan istavrit vatandaşın yüzünü güldürüyor. Karadeniz'e fırtına vurdu. Hamsi rotasını Gürcistan'a çevirdi. Denizlerin kuru fasulyesi yerini istavrite bırakmaya başladı. Son zamanlarda balıkçıların ağlarına bolca takılan istavrit tezgahlarda yerini almaya başladı. Fiyatlar vatandaşın yüzünü güldürünce haliyle rağbet arttı. Çok iyi. Çok iyi şu anda yani. Balıktan başka alacağımız bir şey kalmadı şu anda.
Yani istavrit de 10 liraya kadar düştü. O yüzden hamsi alamıyoruz. Hamsi 30. İstavrit alıyorum mecbur. Hamsi yok şu anda. İstavrit alıyorum. Tezgahlarda 30 lirayı gören hamsi tahtını istavrite bıraktı. İstavrite son durum şu an komple bölge olarak her gün yoğun bir şekilde çıkıyor. Hamsi kayboldu. Çok az. Biz de getiriyoruz böyle insanlar bol bol yesin diye. Hamsinin geri dönmesi ise havaların soğumasına bağlı. Ankara'dan bir kaza haberiyle devam ediyoruz. Kahraman Kazan ilçesinde iki araç feci şekilde çarpıştı. 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Sadece karşı yola geçmek istemişti ama yaptığı manevra onu hayattan kopardı. İki aracın çarpışması feci sonla bitti. Kaza Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde meydana geldi. Hurdaya dönen araçlarda kalanlar dışarı çıkartılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Ancak çabalar yetersiz kaldı. 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerindeki incelemelerini sürdürürken trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yürütülen arkeolojik kazılarda demir çağına ait bir at figürü bulundu. Çinlilerin de bulunduğu kazılarda 3000 yıl önceye ait yeni bulgular ortaya çıktı. Bulmuş olduğumuz en eski eserimiz demir çağı dönemine tarihlendirebileceğimiz bir adet at figürünüdür. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yer alan tarihi kalede kazı çalışmaları devam ediyor. Elde edilen son bulgular 3000 yıl önceye ait. Bulmuş olduğumuz at figürünü M.Ö. 6. yüzyıl öncesine tarihlendirilmektedir. Zira kalıpla üretim 6. yüzyıl itibariyle başlamıştır. Bu bağlamda bulmuş olduğumuz figürün M.Ö. 1. bine yani demir çağına tarihlemek mümkündür. Kazılar Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Zekai Erdal Başkanlığında uzman bir ekip tarafından yürütülüyor. 8 Temmuz'da başlayan kazılar 5 noktada devam ediyor. Kazılarda Osmanlıların son dönemine ait 25 mezar kaldırıldı. Bu mezarlar kaldırıldı. Kaldırıldıktan sonra yaklaşık 2 metre mevcut zeminden 2 metre aşağı inilerek Eyyubiler döneminde kullanmış olduğunu düşündüğümüz sarayın kuzey cephesi kısmen ortaya çıkarıldı. Ve bu bağlamda da kazılar neticesinde gerek mezar içlerinden gerek mezar dışlarından muhtelif dönemlere ait eserler gün yüzüne çıktı. Kazılarda Anadolu Selçuklu döneminde karşılaşılan firuze renkli çiniler de bulundu. Doğu Anadolu bölgesinde termometreler sıfırın altında 15 dereceyi gösterdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri kolları sıvadı. Yaban hayvanları için sahaya indiler ve yemleme çalışmalarına başladılar. Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava etkisini gösteriyor. Bu dönemde yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Bu soğuk havaların sıcak görüntüleri Kars'tan geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanları için kolları sıvadı. Sahaya indi. Bozayı, vaşak, kurt, tilki ve birçok kuş türüne doğal yaşam alanı sunan Sarıçam ormanlarında yemleme çalışması başlatıldı. Milli parkımızın içerisinde yaban hayatının yoğun olduğu yerlerde yemleme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yemlememizde buğday, sakatat türü gıdalar kullanıyoruz. Ekipler vatandaşlara da seslendi ve destek beklediklerini söyledi. Onların da duyarlı davranması bu yemleme çalışmalarımızda bizim üzerimizdeki yükü hafifletmektedirler. Onlardan da bu konuda destek bekliyoruz. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Hafta başında yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.